Ekranda çok ama çok kızgın görünen kediler var. Oh, evet gerçekten de çok kızgınlar. Bu videoda bu kedileri eşit gruplara ayırarak nedense kızgınlıklarını biraz olsun hafifletmeye çalışacağız. Ne de olsa bu kedileri ayırdığımızda geriye kalacak birkaç kızgın kedi 12 kediden çok ama çok daha iyidir diye düşünelim. Hadi bakalım. Bu kedileri 3 eşit gruba ayırmayı deneyelim. Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Gruplardan biri bu, biri bu ve sonuncusu da bu olabilir mi? Ne dersiniz sizce bu gruplar eşit gruplar mı? Bir bakalım. Bu grupta 4 kedi var bunda, 3 ve bunda da 5. O halde hayır, bunlar eşit gruplar değil. Çünkü bizim bu kedileri 3 eşit gruba ayırmamız gerekiyor. O zaman farklı bir şey deneyelim. İlk gruba bu dördünü alalım. Bu da ikinci grup olsun. Gördüğünüz gibi bunda da 4 tane kedi var. Sanırım bu defa başarılı olacağız. Evet sonuncu grupta da 4 tane kedi oldu. Başka bir deyişle grupların hepsinde 4'er tane kızgın kedi var. 12 kızgın kediyi 3 eşit gruba ayırmayı başardık. Grupların her birinde az önce de söylediğim gibi 4'er tane kedi var. Bölme işleminin mantığı da budur. Bakın 12 ile başladık ve 12'yi 3 eşit gruba ayırdık. Not ediyorum. 3 eşit grup. Sonuç olarak da her grupta 4 tane kedi elde ettik. İsterseniz şimdi de bundan biraz farklı bir şey deneyelim. Ekrana 12 tane daha kızgın kedi çağıracağım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Oo, çok kızgınlar. Evet, bu sefer de 12 bölü 3'ü 12'yi üçlü gruplara bölmek olarak düşüneceğiz. Buraya üçlü grup yazıyorum. Bu defa grupların her birinde üçer tane kedi olmasını istiyoruz. Bakalım bu defa kaç grup elde edeceğiz. Hadi bakalım birlikte üçlü gruplar oluşturalım. Burada üç tane kızgın kedi var. Burada da Burada da ve son olarak bu grupta da 1, 2, 3 tane kızgın kedimiz oldu. Peki kaç tane grubumuz var? 1, 2, 3, 4 tane eşit grup. O halde 12 kızgın kediyi üçlü gruplara ayırdığımızda kaç grup elde ediyormuşuz? 4 tane. İşte böyle. Gördüğünüz gibi bölme işlemini iki farklı şekilde yorumlamak mümkün. 12 bölü 3 işlemini 12'yi 3 eşit gruba ayırmak ya da bölmek olarak düşünürsek her grupta 4 kedi olacağını buluruz. 12'yi üçlü gruplara ayırmak olarak düşünürsek de toplam 4 grup elde edeceğimizi.